Merhaba arkadaşlar. Dördüncü haftanın birinci dersindeyiz. Birinci dersimizde sıfatlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Bir önceki hafta sıfatların konu anlatımını yapmıştık, tekrarını yapmıştık. Bu dersimizde sıfatlarla ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorudan önce sıfatı bir hatırlayacak olursak, sıfatlar nelerdi? İsimlerin önüne gelip isimleri niteliyordu ya da belirtiyordu. Bu soruda bize ne diyor? Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad birden çok sıfatı nitelemiştir? Şimdi bir ad birden çok sıfatı nitelemiştir derken ne demek istiyor? Bakalım soruda bulurken. A. Bozuk, kıvrımlı çantası, çatası sözleri hatırlıyorum. B. Bir ağaca bakarak geçirdim bütün günümü. C. Tutamadığım dünyayı seyrediyorum bir köşeden. D. Tutmayı hayal bile edemem o güzel dünyayı. E. Sonra beyaz kumaşı da yırttım sarı örtüyü de. Şimdi E şıkkına baktığımda. Beyaz kumaş. Kumaş isim. Nasıl kumaş? Beyaz kumaş. Burada bir sıfat var mıdır? Evet vardır. Ama bana diyor ki bir ad birden çok sıfatı olsun diyor. Şimdi bir tane ismi buldum. Kumaş isim. Ama bir tane sıfatı var. O zaman E şıkkı değil, elerim. Yine aynı şekilde E şıkkında bir tane daha sıfatımız var ama onun da bir tane sıfatı var. Örtü. Nasıl örtü? Sarı örtü. İsme nasıl sorsun sorduğumuzu aldığımız cevap neydi? Niteleme sıfatıydı. Evet, niteleme sıfatı var burada ama birden fazla değil. Bir tane var. Sarı örtü. D'ye geldiğinde tutmayı hayal bile edemem o güzel dünyayı. Dünya isim. Sordum isme. Nasıl dünya? Güzel dünya. Ne oldu? Bir tane niteleme sıfatı oldu. O zaman D'yi deyelim. C'ye geldim. Tutamadığım dünyayı seyrediyorum bir köşeden. Bir köşeden. Yine burada bir sıfat tamlaması var ama soru bizden birden fazla sıfat istediği için, niteleme sıfatı istediği için C'yi deledim. Bir ağaca bakarak geçirdim bütün günümü. Bir ağaç, yine sıfat damlaması var ama soru bizden bunu istemiyor. B'yi de dedim. Şimdi A'ya geldiğimde bozuk, kıvrımlı, çatalsız sözler. Sözler isim. Nasıl sözler? Çatalsız sözler, kıvrımlı sözler ve bozuk sözler olarak nitelemiş, değil mi? Şimdi sözlere ben 3 kere nasıl sözler diye sordum. Nasıl sözler? Çatalsız sözler. Nasıl sözler? Kıvrımlı sözler. Nasıl sözler? Bozuk sözler. Ne oldu? Bir ad birden çok niteleme sıfatı taşıyordu. O yüzden cevabım Adana oldu. Bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir ad tamlamasının sıfatıdır? Evet, ad tamlamasının sıfatı olacak. Şimdi sıfatı hatırladık ne olduğunu. İsim tamlamasını da hatırlayacak olursak yine 3. haftanın 3. dersinde anlatmıştım sizlere. İsim tamlaması bir tane tamlayan bir tane tamlanandan oluşuyordu. En az iki kelime birbirini anlam bakımından tamamlayacak şekilde bir araya geliyordu. Şimdi isim tamlamasını hatırladığımıza göre bu isim tamlamasına bir de nasıl sorusunu soracakmışız ya da belirtme sıfatlarından sorularını sorup sıfatla belirtecekmişiz. A. Tuhaf bir yaz gecesi dolaşıyor dışarıda bu akşam. B. Bulutların arasından kanlı bir orak gibi görünüyor hilal. C. Hiçbir şey yerli yerinde değil o akşam. Değildi o akşam. D. Geceye toz gibi dağılan sessiz bir yağmur yağıyordu. E. Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı bugün. Şimdi altı çizili sözcüklere bakıyorum. Doğan gün. Evet, ismin önüne gelmiş. Gün değil mi? Gün isim. Nasıl gün? Doğan gün. Burada bir sıfat var ama diyor ki bana isim tamlamasını nitelesin ya da belirsin diyor. Baktım burada bir isim tamlaması var mı? İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan oluşup birbirini anlam bakımından tamamlayacaklardı. Burada bir isim tamlaması yoktur. O zaman E'yi eledim. Bakıyorum sessiz kelimesinin altı çizilmiş. Sessiz. Nasıl yağmur? Yağmur isim. Nasıl yağmur? Sessiz yağmur. Okey, burada da bir sıfat var ama diyor ki bana isim tamlaması istiyor. Yine baktım bir isim tamlaması yok. O yüzden de E'yi eledim. Hiçbir şey. Şimdi şey isim. İsmin önüne gelmiş bir belirsizlik anlamı kattığı için ben burada bir belgesiz sıfat var diyorum. Okey ama yine isim tamlamasını nitelememiş. Eledim. Bulutların arasında kanlı bir orak. Orak isim. Nasıl orak? Kanlı orak. Tamam, bir sıfat var ama isim tamlaması değil. O yüzden B'yi denedim. Baktım A şıkkına, tuhaf bir yaz gecesi. Şimdi yaz gecesi. Yaz da isim, gece de isim değil mi? Ne oldu? Tamlayan, tamlanan. Tamlayan ne kalmış mı? Yazın gecesi olacak da ın, in, un, ün eklerini almamış değil mi? Ekim düşmüş burada. Ama gecesi derken ı, i, u, ü tamlanan ekini almış. Yani ben şurada bir belirtisiz isim tamlaması vardır diyorum. Şimdi soruyorum. Yaz gecesi nasıl yaz gecesi?
tuhaf bir yaz gecesi. Ne oldu? Bir at damlamasını niteledi değil mi? O zaman cevabım Adana oldu. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde geçen iyi sözcüğü? Okuldayken çok çalışkan bir öğrenciydi. Cümlesindeki çok çalışkan sözcüğü ile aynı görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi şu cümle içerisindeki çok çalışkan hangi görevde onu bir bulalım. Çok çalışkan bir öğrenci. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Çok çalışkan bir öğrenci. İsme nasıl sorsun? Sorduğumda aldığım cevap neydi? Sıfattı. O zaman çok çalışkan sıfat görevinde kullanılmış. Diyor ki iyi de sıfat olsun diyor. Bakıyorum. A. Onun gibi iyi insan az bulunur. B. İyi dinlersen öğrenirsin. C. Bu gece iyi uyudum. D. Yeni gelen makine iyi çalışıyor. E. Bu soruyu iyi cevapladım. Şimdi E'de bakalım. İyi cevaplamak. Neyin önüne geldi? Fiilin önüne geldi. Sıfatlar neyin önüne geliyordu? İsimlerin önüne geliyordu. O zaman E'yi eledik. Yeni gelen makine iyi çalışıyor. İyi çalışıyor. Yine çalışmak fiil olduğu için fiilin önüne geldi. İsmin değil. D'yi de eledim. Bu gece iyi uyudum. Uyumak da bir fiil değil mi arkadaşlar? Yine iyi uyumanın önüne geldiği için C'yi de eledim. İyi dinlersen öğrenirsin. Dinlemek fiildir. Fiilin önünde olduğu için sıfat değildir. Eledim. Onun gibi iyi insan. Şimdi insan isim. İsme sordum. Nasıl insan? İyi insan. İsme sorulan nasıl cevabın nasıl sorusunun cevabı neydi? Niteleme sıfatıydı. O zaman buradaki iyi niteleme sıfatıdır. Bu cümlede çok çalışkanın olduğu gibi. O zaman cevap Adana çıkmış oldu. Bir sonraki soruya bakacak olursam. Diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisine sıfat tanımlaması özne görevindedir? Şimdi bir tane sıfat bulacağım. Onu da özne yapacak cümlede. Sıfat, her sıfatın olduğu yerde bir sıfat tanımlaması vardır zaten. Sıfatları bulalım cümlelerden. A. Sen bahçelerin güneşli kapılarından geçtin. B. İnce bir ruh kötülük önünde direnirdi. C. Yüce güneşin tahtına sığınır ölümler. D. Merhamette insanları unutmaz toplum. E. Engin denizlerde çırpınır kuşlar balıklar. Şimdi nasıl denizler? Engin denizler. Ben sıfat buldum hocam. Cevap Edirne. Hayır. Cevap Edirne değil. Sıfat bulduk ama ne diyor bize? Özne olacak diyor. Çırpınan. Çırpınan kim? Kuşlar balıklardır. E sıfat özlememiş değilmiş. O zaman eledim. E, D'de de sıfat buldum. Ben merhametli insanlar. İnsanlar isim. Nasıl insanlar? Merhametli insanlar. Ama burada da özne görevinde değil. Unutan kim? Toplum. O yüzden özne değil. D'yi eledim. Şimdi direkt B'ye gelelim. İnce bir ruh kötülük önünde direnirdi. Direnmek. Yüklemim değil mi? Direnen kim? İnce bir ruh. Değil mi? Öznem bu benim. Bakıyorum özneye. Ruh nasıl ruh? İnce bir ruh. İsme sordum. Nasıl sorusunu aldım. Aldığım cevap niteleme sıfatı. O zaman ne diyorum ben? Buradaki özne sıfat görevinde kullanılmıştır diyorum. Çok güzel bir soru arkadaşlar. İsterseniz bunu çözmeden önce videoyu durdurun. Kendiniz bir çözmeye çalışın. Bakalım yapabiliyor musunuz? Bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır. Şimdi sıfat konusunu anlatırken biz sıfatlarda pekiştirme gibi başlık açmıştık. Orada da ne dedik? İki şekilde pekiştirme oluyordu. Bir ikileme yoluyla yani sıfatların tekrarıyla pekiştiriyorduk, anlamı kuvvetlendiriyorduk. Bir de PRMS yani PRASAN diye kodlamıştık hatırlarsanız. Onları kelimenin içine getirerek pekiştirme yapıyorduk. Burada da diyor ki bize ikileme farklı görevde kullanılmıştır. Bakalım. A. Araya araya bulsam senin güzel izini. B. Torunların dört yana kol kol gitsin. C. Güzel senin türlü türlü derdin var. D. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. E. Burcu burcu kokar bu yaz akşamları. Şimdi ikilemelerin altını çizelim. Araya araya, kol kol, türlü türlü, yaprak yaprak, burcu burcu. Şimdi B şıkkına baktığımda, A'ya bakalım araya araya bulsun. Önünde isim var mı niteleyeceği yok. O zaman eledim. Kol kol gitsin. İsim var mı niteleyeceği yok. B'yi de eledim. Türlü türlü dert. Evet dert isim değil mi? İsmin önüne geldiği için bu ikilemeye ben ne dedim? Sıfat dedim.
açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Önünde bir isim var mı niteliğin? Yok. Burcu burcu kokar. Yine fiilin önüne geldi. Sıfat değildir. O yüzden ben C şıkkını eledim. Burada anlamı kuvvetlendirmek için ne yaptı? İkilemeyi tercih etti. Bir sonraki soruya geçtiğimde aşağıdaki cümlenin hangisine pekiştirme sıfatına yer vermişti? Bakın bu sefer de pekiştirmeyi sordu. Ne demiştik? İkilemelerle de pekiştirme yapabiliyorduk ama PRMS, PRASAM diye kodladığımız harfleri ne yapıyorduk? Kelimenin ilk hecesi yani ilk ünlüsüne kadar olan yere getirip pekiştiriyorduk sıfata, değil mi? Bakalım. A. Simsiyah ince bir tel vardı çocukların ellerinde. B. Sonra kahvede sıcak bir şey içmiştim. C. Bir yatırın türbesinin yanında duraklamıştım. D. Kitapların içinde kurutulmuş menekşe yaprakları vardı. E. Bir kadın ve yanında iki çocuk pencerenin önünden geçmişlerdi. Şimdi direkt A şıkkına bakıyorum çünkü bariz görünüyor arkadaşlar. Simsiyah. Bakın şuradaki M harfi ne yaptı? Pekiştirdi. Peki bu sıfat mı? Ona bakayım. İnce bir tel. Nasıl bir tel? Tel isim değil mi? Simsiyah ince bir tel. O zaman ne yaptım? Cevabı Adana olarak işaretledim. Çünkü pekiştirme yapılmış. Bu simsiyah, kıpkırmızı, yemyeşil, masmavi kelimeler pekiştirilmiş kelimelerdir. Diğer soruya geçtiğimde. Aşağıdaki cümlenin hangisi özne atlaşmış bir sıfattır? Yine öznesini bulacağız. Yine özne sıfat olacak ama bu sefer nasıl sıfat olacakmış? Atlaşmış bir sıfat olacakmış. Atlaşmış sıfatlarımız nelerdi? Şimdi isimleri nitelecekti sıfat ama ismi cümle içerisine vermeyecekti, sıfat içine çekecekti. Yani onu isimleştirecekti. Bakalım A. Hastayı rahatsız etmemek için odasına girmedik. B. Bu sınıfın en çalışkanını tanımak isterdim. C. Yaralı kazayı bütün ayrıntılarıyla ilgililere anlatmış. D. İyilikten etkilenmeyecek kişi yoktur. E. Bu yılki güzellik yarışmasında jüri bir Hintliyi birinci seçmiş. Şimdi C şıkkına bakacak olursam diyor ki yaralı kazayı bütün ayrıntılarıyla ilgilileri anlatmış. Yüklem anlatmış. Anlatan kim? Yaralı. Şimdi özneyi buldum. Özne atlaşmış bir sıfat mıdır? Evet, aslında bu yaralı insan. Değil mi arkadaşlar? Yaralı insan kazayı bütün ayrıntılarıyla ilgileri anlatıyor. Şimdi şuradaki insan isim değil midir? İsmin önüne gelerek ne yaptı? Yaralı ismi niteledi. Ama ne yapmış? İsmi içine almış. Yaralı demiş değil mi? Atlaşmış sıfata tam olarak buydu açıklaması. Ne yapıyordu? İsmi vermiyordu ama onu nitelemeye devam ediyordu. Bir sonraki soru. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerinden farklı? Şimdi tür dediğinde neye bakacağız? Sıfat mıdır, isim midir, zarf mıdır, zamir midir diye bakacağız. Bir tanesi farklı olacakmış seçeneklerde. Bakıyorum A. Dışarıda bir rüzgar esiyor. B. Esinti kimi zaman uğultuya dönüşüyor. C. Uyuyan toprağı kim uyandırdı? D. Kefeni yırtılan bir ölü müydü? E. Karanlık odada oturmak en iyisi. E'den başlayalım. Karanlık oda. Oda isim değil mi? İsmin önüne geldi. Nasıl oda? Karanlık oda. Niteleme sıfatı. Şimdi ben buna sıfat dedim. B'ye geldim. Kefeni yırtılan bir ölü müydü? Nasıl ölü? Kefeni yırtılan bir ölü. Şimdi an eki de var burada. O zaman ben buna da sıfat dedim. Şimdi ikisi sıfat olduğuna göre ben farklı olanı arıyorsam bu ikisini elerim değil mi arkadaşlar? İkisi de aynı çünkü farklı olanı arayacağım. Uyuyan toprağı kim uyandırdı? Soru olduğunda soru sıfatı mı soru zamiri mi diye ayırt etmek için ne yapıyorduk? Sorulara cevap veriyorduk. Cevap veriyorum. Uyuyan toprağı kim uyandırdı? Ben. Bu bir dursun. Esinti kimi zaman uğultuya dönüşüyor. Zaman isim değil mi? Kimi zaman bir belirsizlik bildiren kelime olduğu için ve ismin önüne geldiği için ben buna ne diyorum? Belgesiz sıfattır diyorum. Şimdi E sıfat, D sıfat, B sıfat. O zaman B de farklı değil. B'yi de eledim. Bir rüzgar. Yine ismin önüne gelmiş değil mi? O zaman buna da sıfat diyeceğim. A'yı da eliyorum. Şimdi geldik. Uyuyan toprağı kim uyandırdı? Cevap verdim ben. Ben isim değil mi? Kişi zamirim. Cevabım zamirse bu soruda soru zamiri olacaktır. Diğer soruya geçiyorum.
Aşağıdaki cümlenin hangisine altı çizili sözcük atlaşmış sıfat denir? Şimdi atlaşmış sıfatı bir önceki soruda da yapmıştık. Burada tekrardan bakalım. Diyor ki hangisi atlaşmış sıfat değildir diyor. Dört tanesinde atlaşmış sıfat olacak. Bir tanesinde olmayacak. Bakıyorum. A. Sesi çıkması gereken birçok insan sesini kaybetti. B. Korkaklar kendi korkularını bulaşıcı hastalık gibi taşır. C. Alçaklar hayatın karanlığından beslenmek ister. D. Çocukların başlarını okşamalı, gençlere gülümsemeli. E. Biri zalimlere hayır diye haykırmalı bir gün. Şimdi zalimler, zalim insanlar değil mi? İnsan isim. İsim kelimesini ne yapmış? İçine çekmiş. Yani isim kelimesini kullanmamış ama insanı nitelemeye devam etmiş. Nasıl insan? Zalim insan. O zaman burada bir atlaşmış sıfat vardır. Evet. Gençler. Bu da genç insan değil mi? Yine ne yaptı? İnsanı niteledi. Genç olduğunu bize belirtti. O zaman bu da atlaşmış sıfattır. Alçaklar hayatın karanlığından beslenmek ister. Alçaklar. Aslında alçak insan demek istiyor değil mi? Nasıl insan? Alçak insan. Yine atlaşmış sıfat eledim. Korkaklar kendi korkularına bulaşıcı hastalık gibi taşır. Korkaklar yine korkak insan. Yani insanı nasıl insan? Korkak insan olarak nitelemiş. Niteleme sıfatı var ama ismi içine çekmiş. Atlaşmış sıfat olmuş. O yüzden B'yi de eledim. A'ya geldim. Sesi çıkması gereken birçok insan. İnsan zaten isimdir değil mi arkadaşlar? Bir sıfat özelliği taşımamış. O yüzden cevabımız Adana. B'de, C'de, D'de, E'de atlaşmış sıfatları teker teker bulmuş olduk. Diğer soruya geçelim. Açık kelimesi aşağıdaki cümlenin hangisinde sıfat görevinde kullanmışlar? Şimdi sıfatları iyice anladık. Diyor ki burada açık kelimesi sıfat olsun. Bakayım açık kelimesi hangi şıkta ismin önüne gelmiş? A. Kendi içeriye açık pencere, kedi içeriye açık pencereden girmiş. B. Arkadaşım her türlü fikre açıktı. C. Kapıyı kim açık bırakmış bilmiyorum. D. Bana karşı açık olmalısın tamam mı? E. Onun bu kadar açık olabileceğini tahmin etmemiştim. Yine E'den başlıyoruz. Açık olabilmek. Şimdi ismin önüne mi gelmiş açık? Hayır. O zaman sıfat değil. Bana karşı açık olmak. Yine ismin önüne gelmemiş. Yine sıfat değil eledim. Açık bırakmak. Bırakmak da fiil arkadaşlar. İsim değil önüne gelmemiş. C'yi eledim. Arkadaşım her türlü fikri açık. Zaten burada yüklem olarak kullanılmış sıfat değildir. Yani açık pencere. Değil mi? İsmin önüne gelerek ismi ne yaptı? Niteledi. O yüzden cevabı Adana olarak işaretledim. Artık daha kolay buluyorsunuzdur diye düşünüyorum sıfatları. Diğer soruya geçtiğimde aşağı kelimesi aşağıdakilerden hangisinde sıfat görevinde değildir diyor. Şimdi aşağı 4 tane şıkta sıfat olacak, bir tanesinde olmayacak. Yani 4'ünde ismin önüne gelecek, bir tanesine gelmeyecek. Bakayım. A. Aşağı mahallede oturuyorlar. B. Onu aşağı çağırdılar. C. Aşağı sokaktan bir patlama duyuldu. D. Şunu değil aşağıdaki şişeyi verir misin? E. Akşamleyin aşağı kattaki komşu bizi yemeğe çağırdı. Şimdi yine E'den başlayalım. Aşağı kat. Kat isimdir değil mi? İsmin önüne gelmiş. O zaman eledim. Aşağıdaki şişe. Şişe isim. İsmin önüne gelmiş. Eledim. Aşağı sokak. Hangi sokak? Aşağı sokak. Yine ismin önünde. Ve onu belirtmiş. Eledim. Aşağı çağırdılar. Çağırmak isim değil mi arkadaşlar? İsmin önüne geldiği için bu sıfat türünde değil, zarf türünde olacaktı. Şimdilik siz ismin önüne gelmediği için sıfat değildir deyin yeterli. O yüzden B'yi işaretledim. Aşağı mahalle yine ismin önünde ve hangi mahalle? Aşağı mahalle. Eledik A'ya. Cevap Adana çıkmış oldu. Şimdi bir sonraki soru. Bir kelimesi. Bir kelimesi. Aşağıdakilerden hangisi sayı sıfatı değil? Şimdi sayı sıfatlarım neydi benim? Asıl sayı sıfatım, sıra sayı sıfatım, kesir sayı sıfatım, iyileştirme sayı sıfatım diye ayırmıştık. Burada bir net bir tam bir sayı belirttiği için asıl sayı sıfatı olacak değil mi arkadaşlar? Bakayım. Yani ne yapacağım? İsme kaç sorusunu soracağım. A. Belki bir gün karşılaşırız. B. Bir dakika bekler misiniz? C. Onun sadece bir arkadaşı var. D. Bir günlüğüne İspanya'ya gitmiş. E. Geleli daha bir saat oldu. Saat isim. İsme sordum. Kaç saat? Bir saat. Asıl sayı sıfatı değil mi? Eledim. Bir günlüğüne İspanya'ya gitmiş. Gün isim. Kaç gün? Bir gün. Net değil mi? Tam bir sayı belirtmiş. Asıl sayı sıfatı. Eledim.
Onun sadece bir arkadaşı var. Arkadaş isim. Kaç arkadaş? Bir arkadaş. Tam bir sayı verdiği için asıl sayı sıfatıdır. Elerim. Bir dakika bekler misin? Bir dakika. Yine kaç dakika? Bir dakika. Ne oldu? Sayı sıfatı oldu. Elerim. Geldim Madana'ya. Belki bir gün karşılaşırız. Evet, gün isim. Kaç gün dediğinde aldığım cevap tam netlik bildirmiyor. Bir belirsizlik var değil mi burada bir de? O zaman ben buna ne diyeceğim? Belgesiz sıfat diyeceğim. Yine sıfat ama belgesiz sıfat. Soru bana diyor ki sayı sıfatı değildir diyor. Evet, sayı sıfatı değil, belgesiz sıfattır Adana şıkkı. O yüzden cevabı işaretledik. Diğer soruya geçtik. Zor kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisine diğerlerine farklı görevde kullanılmıştır? Bakalım. A. Bu bataklıkta yürümek oldukça zor. B. Sizi zor günler bekliyor. C. Zor bir sınavdan geçtik. D. Bu çok zor bir yolculuk olacak. E. Zor soruları cevaplayamadan. Şimdi artık çözdük arkadaşlar. Zor soru değil mi? İsmin önüne geldi sıfat. Zor yol. İsmin önüne geldi sıfat. Zor sınav. Yine niteledi sıfat. Siz zor günler. Zor isim önüne geldi. Yine sıfat. Bu patakta yürümek oldukça zor. Burada zaten yüklem olarak kullanmış. Soru bana diyor ki hangisi farklı görevde kullanmış? Sıfat, 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 sıfat olduğuna göre 4 şık eledim. Hangi şık kaldı? Adana kaldı. Cevabı Adana olarak işaretledik. Diğer soruya geçtiğimizde diyor ki altı çizili kelimenin hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklı? Tür dediğimde ne bakacaktık? Sıfat mıdır, zamir midir, zarf mıdır diye bakıyorduk. A. Kış aylarını nasıl geçirdiğine şaşıyordu. B. Kendini şu koca dünyada yalnız hissediyordu. C. Açıkçası vicdan azabı duyuyordu. D. Bu kötü şartlar altında kışı nasıl geçirecekti? E. Yüreğinde tatlı bir çarpıntı duyuyordu. Şimdi vicdan azabı zaten bir belirtisi isim tanımlaması değil mi? O zaman ben buna isim derim, elerim. Çarpıntı zaten yine isim. Ne yaptı? Dünya isim. Ay isim değil mi? Geldim kötü şartlar. Şartlar ismin önüne geldi. Ne oldu? Nasıl şartlar? Kötü şartlar. O zaman bu bir sıfattır dedim. Diğerlerinden farklıdır dedim. D şıkkını eledim. Biraz hızlandım arkadaşlar. Çünkü artık anladığınızı düşünüyorum. Sizler de soruları durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Diğer soruya geçtim. Aşağıdaki cümlenin hangisine ceca eki? Ceca eki neydi? Sıfatlarda küçültmeydi değil mi? Sıfatlarda küçültmeyi ben neyle yapıyordum? Ceca ile yapıyordum, cık cık ile yapıyordum, ımsı ile yapıyordum, ımtırakla yapıyordum değil mi? O eklerle ben küçültme yapıyordum. Diyor ki hangisi sıfat değildir diyor. Değil mi? A. Hafifçe bir taştı bu. B. Korkakça bir eda ile cevap verdi. C. 9 yaşlarında cılızca bir çocuktu. D. Yerinde yavaşça doğruldu. E. Delice bir fikirdi. Bu seninkisi. Şimdi delice bir fikir. Fikrin önüne geldi. Ne yaptı? Sıfat. Eledim. Yavaşça doğruldu. Doğrulmak değil mi? Burada fiil olarak bahsetmiş. Bu sıfat mıdır? Değil gibi geliyor. Bakalım diğerlerindekiler sıfat mı? 9 yaşlarında cılızca bir çocuk. Nasıl çocuk? Cılızca bir çocuk. Eledim. Korkakça bir edayla. Eledim, ismin önüne geldi. Hafifçe bir taş. Eledim, ismin önüne geldi. Burada fiilin önüne geldiği için ben buna sıfat değildir diyorum. Çünkü sıfatlar isimlerin önüne gelecekti. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatın hangisi somut bir ismi nitelendirecek? Somut nedir? 5 duyu organımızı algılayabildiğimiz varlıklarda değil mi? Bakıyorum, anlatılmaz duygular içindeyim. Duygu. Nasıl duygu? Anlatılmaz duygu. Evet sıfattır ama ne yaptı? Soyut bir ismi niteledi. O yüzden eledim. Çünkü benden somutu istiyor. Endişeli bir hal. Nasıl hal? Endişeli bir hal. Yine soyut bir ismi niteledi. B'yi de eledim. Bu sıkıntı. Hangi sıkıntı? Bu sıkıntı. Ne yaptı? Sıkıntı yani soyut bir ismi belirtti. C'yi eledim. Harabe ev. Ev. Nasıl ev? Harabe ev. Ne oldu? Somut bir ismi nitelemiş oldu. O yüzden cevapta bizden bunu istiyordu zaten. Edirne olarak işaretledik. E'ye de tekrardan baktığımızda yüksek karakter, karakter soyut bir isim eledim. Şimdi son sorumuzda böyle çözmüş olduk arkadaşlar. Sıfat konusunu artık bitirdim. Üçüncü haftanın birinci dersine sıfatları işledik. Dördüncü haftanın birinci dersine sıfatların soru çözümünü yaptık. Bundan sonra size kalıyor. Sıfatlarla ilgili soruları çözmeyi unutmayın. Akbim'den ödevlerinizi gireceğim bu konuyla ilgili. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.